أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Bugün köprülerden bahsedeceğiz abi. Köprü mü? Evet. Sen orada Mesnevi Nuriye'de bir yer var. Şimdi öncelikle o yeri okuduktan sonra bir noktaya nazar olsun diye bir yer okuyacağım. Daha sonra meseleye geçeceğim. Telefonu kapattınız mı? Benim açık kaldı. Ben kapatıyorum. Köprü çeşitleri. Evet abi. Köprü çeşitleri sen orada nasıl gözüküyor? Tabii biz yani bizatihi hani bir istilahi manası var, bir de lügat manası var ya abi. Yani köprünün bir zahir manası, bir de hakikat manası, terim manası var. Biz o kanuniyeti Risale'deki farklı meselelere teşbih edeceğiz abi. Oradaki meseleleri uygulayacağız. Risale-i Nur'da o köprü kanunu, köprü kanuniyeti nasıl ifade edilmiş? Öncelikle bir yeri okuyayım, ondan sonra meseleyi izah edeceğiz abi. Şimdi İlam Eyyuhel Aziz. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş daireler husule geliyor. Geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki aleme münasebetler, köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebain, isimleri mütelevvi olur. Mesela uyku, alemi yakaza ile alemi misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprü. Alemi misal değil mi abi? Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise İnkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. Evet, mesele bu. Yani benim demek istediğim şey şu abi, bu meselenin ana esası. İnsan sırat köprüsünü dünyada kendisi kuruyor. Onu da İslam'daki farklı yerlerden okuyacağız. Şimdi başka yerde diyor ki, kanun bir silsiledir, efal onun ile bağlıdır diyor. Başka bir yerde diyor, Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların uçlarıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi burada bize bir külli düsturun uçlarını veriyor. Misal olarak, mesela diyelim ki bir mezra bir düsturun ucudur. İstersen onu diyelim ki, yeşil kumaşı, siyah kumaşı, beyaz kumaş, hangi kumaşı ölçersen ölç veya masa ölçersin, bu dairenin şeyini ölçersin vesaire. Veya diyelim ki bir termometre, hava sıcak, buradaki hava sıcaklığını, farklı bir yerdeki hava sıcaklığını vesaire, her tarafta aynı kanuniyeti kullanabiliyorsun. Bediüzzaman Hazretleri de burada bize bir kanuniyet veriyor. Köprü kanunu kendisi birkaç tane mesaille birlikte hakikate tatbik etti. En sonunda işte kıyamette ise inkılaplar bir değildir dedi. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağını, köprüsü de pek garip ve acip olması gerektiğini söylüyor. Evet, burada inkılaplar nelerdir ve husule gelen vaziyetler nelerdir ve o gidiş gelişler nelerdir diye İslam'ın farklı yerlerinde böyle köprü meselesini hakikate tatbik edeceğiz. Öncelikle yani köprü meselesi, mesela diyelim ki Avrupa yakasını Anadolu yakasına bağlayan esas şeydir. Diyelim ki köprülerde değil mi abi? Diğer cihetlere baktığımız zaman iki tarafı birbirine bağlıyor. Değişik, mesela bu Anadolu yakasıyla Avrupa yakasında değişik değişik vaziyetler var. Yani buranın yerleşim alanı bulunduğu vaziyet farklı, Anadolu yakası farklı. İkisini birbirine bağlayan köprüler işte Boğaziçi ile diğer köprü vesaire ikisini şimdi birbirine bağlıyor. Burada bir parantez açalım. Köprü deyince kafamızda ne canlanıyor? Mesela farklı düşüncesi olan var mı?
O karşıdan karşıya, orada direk var, orada direk var. İkisini bağlamış böyle bir beton arma, bir asma. Esad onlar söylediklerini zaten misal olarak koymuş. Ha, şimdi farklı şey yapan var. Mülazede var. Farklı abi mesela köprü. Yani köprü, bir, kardeşim, zihninizde. Bir alet yani. Yok. Şey, koridor da şey olabilir mi? İnsibar, inikas, kalpten kalbe bağlılık. Bak, evet. İşte onun için, onu yıkmak için sordum bu soruyu. Mehmet. Yani artık o zahirde anlaşılan bir şey mevzu olmaz. Evet. Herkesçe bilinen bir şey. Orada direk, burada direk, orada beton arma, bir asma var. Değil ya. Yani. İnkılap diyor. Format dönüştürücü. O zaman kulak bir köprü gibi maddeyi, sesi manaya dönüştürüyor. Mesela kulak da bir köprü. Amşin dediğimde bir köprü. Osman'ın. İşte burada evet abi. O mesele birkaç tane şey var da yani zaten burada tatbik edeceğimiz misallerde bunlar abi izah ediyor. Yani köprülerin maddedeki vaziyetiyle manadaki vaziyetlerini değişik surette izah ediyor. Değişik inkılaplar olmuş diyor. Bu inkılaplar neticesinde arada bir dereler husule gelmiş diyor. Mesela daha öncesinde eski zamanlarda deniliyor. Bu Boğaz Köprüsü yok. Arada bir köprü yok abi. Bütünmüş. Bir deprem neticesinde arada bir dere açılmış. Anadolu yakası ile Avrupa yakası ikiye bölünmüş. Aradaki irtibatı sağlayabilmek için işte köprüler kurulmuş. Şimdi burada dediğiniz gibi yani o saymış olduğunuz şeyler yani ilhamdır, mana ismi, mana harfidir, tefekkürdür, dikkattir, teemmüldür, işte maddeden sıyrılmak, tecerrüt gibi vaziyetler farklı alemlere açılan birer gidiş gelişleri sağlayan köprüler. Fakat bunu yani inkılaplar nelerdir? O inkılaplar arasındaki vaziyetler nasıl oluyor? Köprüler nelerdir? Risale-i'nin farklı yerlerinde nasıl izah edilmiş? Onları bir nazar olsun diye abi şöyle bir okuyayım ben. Mesela abi aynen öyle de insanlarda fıtrat ve bulundukları şartlar ve zemin itibariyle kimisi fakir, kimisi zengin olarak değişik bir inkılap husule gelmiş. Bunun neticesinde her iki taraf arasında gidiş geliş husule gelmiş. Bunun neticesinde her iki taraf arasında gidiş gelişleri yani şeyde diyor abi mektubatta beşerde havas ve avam iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaatı temin edecek zekat köprüsü. İşaret edeceğiz da zekat bir köprüdür diyor abi. Mesela diyelim ki köprünün İki tane, dört tane kolonu var. Dört tane kolon üzerinde tesis ediliyor ve halatları var. Şimdi orada da diyor ki namaz direktir diyor. Şimdi namaz hakikati insanda husule gelirse zekatı vermesi kolay oluyor. Onun üzerine bina edilmiş. Güzel. Ve bunun gibi çok diğer meseleler de var abi. Eğer bu şey bak bir dakika. Gidiş geliş. Zenginden fakire o otobanın adını bak söyledi. Evet. Yukarıdan aşağı ne dedi? Okudun yer okudun yer. Burayı tekrar okuyayım zaten bak, yerinde de söyleyeyim. Diyor ki yukarıdan aşağıya. Evet, yukarı beşerde havastan avama iki taife var. Heh. Havastan avama merhamet ve ihsan gidiş geliş. Merhamet ve ihsan. Bu gidiş. Bu gidiş. Şimdi geliş ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaatı temin edecek bir bak, geliş. Bu da merhamet de bir köprüdür. Evet. Merhamet ve bir de ihsan. İhsan köprüdür. Mesela kadın çocuğa Allah ile çocuk arasında bir köprüdür. Ben onu da var abi. Mesela alemi ervah ile alemi şehadet arasında anne bir köprü. Çok güzel. Dünya şey çocuğun dünyaya gelmesi noktasında. Yani burada çok misaller var da abi hepsini müsbet olan köprüler olduğu gibi menfi olan köprüler de var. Onlardan da. Zaten peygamberler vesaire şimdi hakikate tatbik ederek gidersek daha hoş olur diye şey yapıyorum. Yani zaten Mektubat 273'te onu söylüyor o Risale'deki yeri. Biz şimdi namaz köprüsünü bir şeye verelim, noktaya nazar edelim. Namaz, şimdi inkılap nedir? Dedi ya, inkılaplar neticesinde iki taraf arasında dereler husule gelmiş. Bir ara açılmış. İki taraftaki vaziyette farklı farklıdır diyor burada. Mesela baştan okuyalım. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş dereler husule gelmiş. Ve o dereler üstünde her iki aleme münasebetler, köprüler lazımdır. Yoksa gidiş gelişler olmaz. Şimdi burada diyor ki, her bir namaz vaktinde mühim inkılaplar, azim bir tasarrufu ve o tasarruf ile
Cenab-ı Hakk'a ait olan ihsan husule geliyor. Kişi ile Cenab-ı Hak arasında tabiri caizse manevi bir irtibatın kurulması için şükür ve hamd demek olan namaz köprüsü kurulması lazım geliyor. Yoksa aradaki gidiş gelişler olmaz. Görüyor musun? Şükür ve hamd. Evet, bu da bir köprü. Yani namaz şükür. Namaz köprüsü abi. Çok güzel. Bu şey gidiş gelişleri tesis ediyor. Yani arada ne de şükür ve hamd ile o aradaki gidiş gelişler sağlanabiliyor. Yoksa sağlanamıyor. Burada da inkılabı da anlatmış oldu. İnkılabı da anlatmış oldu. Ha? Bunu farklı yerlerde de söylüyor. İnkılap böyle bir boşluğu meydana getirmez değil. Mesela getiren değil. Çekirdeğin ağaç olması. Değişmesi yani. Şimdi hakikatin ve sureti birbirine dönüşmesi. İşaret-ül İcaz'da da var abi. Kişi tabii. Yani şurada İşaret-ül İcaz 43'te kişi ile Cenab-ı Hak arasında namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. Çok güzel. Eğer namaz olmazsa Cenab-ı Hak'la senin arasında ulvi bir nispet, yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet, nezih bir hizmet ortadan kalkıyor. Ha, bu saydıkları inkılaptır. İnkılap bu şekilde gözüküyor abi. Yusufça. Şimdi şurada ise abi, mesela aynı şekilde iman da bir köprü. Cenab-ı Hak insanı nütfeden alakaya, alakada mudgaya, mudgadan lahma ve bu surete kadar getirmesiyle bir inkılap yapmış. İki taraf arasındaki vaziyetler, inkılaplar farklı farklı. Namaz vakitleri inkılap ya bak, inkılabı okuyor, çok güzel. Aynı şekilde kainatı dahi esmasının pek çok garayib-i nukuşuyla tezyin ederek farklı bir inkılap yapıyor. Şimdi iki del arasındaki münasebeti kurmak için bir vasıta koyuyor abi. İnsan Cenab-ı Hakk'ın esmasının şuunatına muhatap olabilmek için iman köprüsünü sağlam bir surette inşa etmesi gerekiyor. Ve iman köprüsünün direkleri ibret, fikret, unsiyet gibi usare ve şiralardır. İşaret-ül İcaz 70 paragraf sonunda. Bu köprünün halatları ise menkuş ve çiçek gibi deliller ve bürhanlardır diyor. Şimdi 4 tane esas var ya, mesela köprünün 4 tane işte direkleri var, kolonları var. İman da iman köprüsünü kurabilmek için ibret, fikret, unsiyet ve şira direklerini diktikten sonra ondan sonra ne yapmak gerekiyor? Gül ve ne diyor? Menkuş, gül ve çiçek gibi delil ve bürhanlar üzerine halatlar atmak lazım. Ki sağlam olsun köprü. Yoksa bak, köprüyü gördün mü köprüyü? Kurulmaz yani. Şu köprüye bak. Peki namaz vakti de ne oldu burada saydıklarına göre? Yani mevcudatın manasını vacibe dönüştürüyor. Evet. Yok, başka bir şey bu. İşaret edeceğiz. 70 ve 71'de evet. O yani güzel. Yerleri Risale'deki hakikatlere bağlayan noktalarla birlikte şey yaptık abi. Bak ne yapıyor? Ülfeti kırıyor değil mi külliyat? Külliyat ülfeti kırıyor. Namaz diyor iki vakit arasında bir inkılap. Evet. Namaz inkılap. İnkılap deyince lügat manası baktın mı sana o ders zevk vermez. İnkılabı çözmen lazım. Kilittir o. Çünkü ne diyor? İnsan nur-i iman ile âlâ-i illiğine çıkar. Gidiş gelişler oluyor ya abi dedi. Buradaki gidiş gelişler olması için yani âlâ-i illiğine çıkabilmek için Cenab-ı Hak'la senin aranda bir münasebetin olabilmesi için bu köprüyü kurman gerekiyor sağlam bir şekilde. Ne diyor? İnsan nur-i iman ile âlâ-i illiğine çıkar. Zulmet-i küfür ile esfel-i safine düşer. İman bir intisaptır, bir bağdır. Yani bir köprüdür yani. Çok güzel. Mesela gidiş gelişte dedi ya. Evet abi. Adem aleyhisselam geldi. Dünya, ahiretle dünya arasındaki köprü, laf dinlememek, geliş, itaat etmek, gidiş. Doğrudur abi. Bak buraya geldi. Bak ne yaptı? İnkılap etti, bir yere gelmedi. İnkılaba uğradı. Evet. Geliş. Diyorsun evet. Ya böyle. Evet, gidiş, evet. Geliş. Evet. Aynen gidiş yani. Olanın gelişi de gelişi var. De olması gerekiyor. Ya. Çünkü iki taraflı yani. Şimdi abi bir de yani eğer köprünün halatları koparsa ne olur? Köprü yıkılır değil mi abi? Evet. Ya. Küfür o nispeti kat eder diyor. Ama keser. De, çok güzel bu. Bir de köprünün direği namaz demek var ya. Evet. Esselat emadır deyin. Çok ilginç. Yani orada mesela bizzat zekat diyor, namaz da direk diyor. Allah Allah. Namaz, zekata köprünün şeyi diyor, bağ diyor, direğe de namaz diyor. Evet. Çok ilginç ya. Yani sen, bir adam mesela hakikaten Cenab-ı Hakk'a bağlılığını namaz gösteriyor değil mi abi? Yani namaz hakikati insanda yerleşmese zekat vermek adiyattan oluyor veya sıradan basit gibi oluyor veya vermez yani. Evet. Gibi yani.
Zaten bir tablo yapıyor. Zekat var değil mi? Abi. Namazda zekat var, hac var değil mi? Hepsi var. Oruç var. O direğin üzerine kuruldu. Direği kaldırırsan gidiş gelişler olmaz. Evet. Ben gülüyorum Hasan, kusura bakma. Yok abi, böyle. Daha iyi oluyor. Bir yer genişliyor böyle. Abi. Farklı manalar. Oralara dikkatini ben... çekme. Hani namaz, inkılap iki, evet. İnkılap başıdır diyor namaz evet, vakit. Yani mevcudatı tefekkür eden, mevcudattan aldığını vücub alemine aktarıyor. Evet. Ona vakit, namazdaki şey. Evet abi. O da bir köprü bakın. Mümkünle vacip arasında bir köprü, namaz. Evet. Korkunç bir şey bu. Mümkünle, hakikaten çok farklı. Mümkünle vacip arasında bir köprü, bir inkılap nasıl oluyorsa. Evet. Yani başta dedi ya hani mühim inkılaplar neticesinde diyor, iki taraf arasında geniş dereler husule gelmiş yani. Şimdi maddiyatta misal verdik, mesela Boğaz Köprüsü dedik abi, önceden bütünmüş. Boğaz Köprüsü diye bir şey yok. Şimdi zelzele neticesinde arada bir dere oluşmuş. Ezan okundu. Ezan okundu. Zelzele ezan olsun. Evet. Ezan okundu, zelzele oldu. İki tane ayarıldı. Evet, aynen öyle. Allah dedi ki, ol mahluk yaratıldı. Allah'a mahluk. Dere açıldı. Evet. Şimdi köprü kurulacak. Mühim köprüler kuruluyor işte abi. Mühim o dereleri birbirine bağlayan köprüler yani, kuruluyor. Yani zelzeleye ezan diyelim. Evet abi. Hı-hı. Ezan ya. Evet. Zelzele olunca ne oldu zelzele? İki şey tekti. Evet abi. Ayrıldı. Ha, her şey zaten Allah'ın ilminde vardı. Allah bir karar verdi. Bir zelzele yaptı. Bir ezan okudu. Ezan okumayla başlamış deniliyor biliyor musunuz? Vacipten şey öyle mi oluyor? Tabii ezanın şeyi mesela Allah varken hiçbir şey yoktu. Ne ezanlamışım şu an? Bak şimdi anlatayım. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. Mahlukatı yarattı. O karar verme denilen şey işte. O ezanın hakikati oymuş. Buradaki suretidir ezan. Allahu Ekber, Allahu Ekber suret. Hakikati ise orada Allah o karar verme anı. Mahlukatı yaratayım. Allah Allah. Bir evet. Cette zaten vahye bakıyor değil mi i̇şte abi? İşte onu yani anlatıyor. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Yani, bu Risale'nin bize bir köprü olması. Evet. Şimdi bu o Allah, Allah iken ki hep dühala tövbe evet. Öyle anlamak için o konuşuyorum. Karar vermesi yani mahlukat olsun. Gene vacibin içinde oluyor tabii bu. Mahlukat olsun o şeyin adı ezanın hakikatidir. Bu ezan oraya taşıyor olayı. Allah Allah. Olmazsa sıradan basit yani ya da olmayacak usule gelmeyecek. Yok Allah var. Allah şey bir şey olmayacak. Yani bu ezan eşhedü en la ilahe illallah suret bu. Hakikati o. Peki bu suret hakikate taşıyor. Eylemsel ise kudret oluyor. Yani namaz kılmak kudrete. Çünkü buradan yukarıya gidelim. Ezan, evet abi. İrade, Allah'ın iradesi, subut-i subat. İradeden daha cami ve kapsar, kudret. Daha kapsar, tekvin. Evet. İrade, mevcudu gösterir. Hı-hı. Vücut. Kudret ise madumla mevcudu gösterir. Tekvin ise Adem. Mümteni de gösteriyor, Adem'i de gösteriyor. Evet. Tekvinden, mümteni ve Adem'den madum ve vücuda, kudrete, kudretten de irade vasıtasıyla mevcuda dönüşüyor. Bu süreçlerin sureti şeydir. Namaz, namazdır. Bu hakikatin ol demesi yani varlık dönüşme, hakikatin buradaki sureti ifadesi Allahu Ekber, Allahu Ekber. O zaman namazın camiyeti o sırada... Şimdi ne oldu? Namaz diyor, inkılap başıdır diyor. Allah Allah. Yani vücuda çıkmanın birinci... Tekvinden yani... kudrete, daha böyle kaliteli bir namaz, kudretten iradeye, daha şeyde iradeden işte... Nur-u Muhammediye'ye, evet. Oradan aşağı şu. Bu işte ezanın bütünü, bu bütünlük sürecini anlatıyor. Bu emir. Namaz ise sürecin kendisi bak. Hmm. Namaz eylemdir. Bu süreçlerin fiilisinde namazı, ezan da bu inkılapları. O yani emir. Mesela Allah
tekvinden kudrete, yani zat-ı sıfattan subut-ı sıfata, subut-ı sıfattan esmaya, esmadan nur-u Muhammediye, nur-u Muhammediye'den süreçler başladı. Arş-ı Azam vesaire. İşte bunu namaz anlatıyor. Beş tane şey, Allah ile görüştü, işte 57 beşe düştü. Bu süreci şey yapıyor ama anlatamıyoruz tabii. Anlatsak biraz tehlikeli olur diye. O beş tane bak. Allah, evet. Tekvin, iki. Subut-i sıfattaki kudret, üç. Subut-i sıfattaki irade, dört. İradeden oradan esmaya geçmesi, beş. Veya bir de baktım ben şeyde. İnkılabın süreçleri. Yani. Ha? İnkılabın süreçleri. Evet, mesela eğer zatı almasan tekvin, kudret, irade, esma, nur-u Muhammedi. Yani bu beş var, bu beş mi abi? Evet, inkılap. Bu süreçlerin adıdır. Çünkü sabaha tekvinden kudrete dönüşmesidir. Farklı bir inkılap. Adem. Adem, Adem olması. Adem yokluk. Adem varlık. Varlığın simgesi isim denmiş insanı. Adem, Adem yokluktan varlığa dönüşme, vücut demektir Adem. Adem. Adem, gizli söylersek, yokluk. Yokluk. İşte Adem'den Adem olması sabah namazı. İlk zuhur. Evet. Bu inkılap. Sabah namazını kıldın kıldın. Yoksa Adem'den vücuda çıkamadın. O gün gitti. Evet. Dediniz, o başka bir nokta aklıma geldi abi. Mesela sünnet-i seniye değil mi abi? Sünnet-i seniye ile insan arasında bir münasebet, bir köprü. Yani insan hakikatine rücu edebilmesi için kendisiyle hakikat arasında sünnet-i seniye bir köprü oluyor. Yani seni hakikatine götüren bir köprü oluyor. Tabii onu farklı bir yerde şey yapmak gerekiyor da. Evet. Onu yapayım ya da zihnimden çalışıyorum. Şimdi şöyle bir başka bir yer okuyacağım. Manay harfi tevekkül, dikkat ve teemmül köprüsü. Bu da farklı bir nokta. Neymiş neymiş? Manay harfi tefekkür, dikkat ve teemmül. Bu da bir köprü. Bunlar da manay harfi bir köprü. Evet, tefekkür evet. Dahil bir köprü. Tefekkür, dikkat ve teemmül. Bak köprü çeşitlerine bak. Değişik değişik abi. Cenab-ı Hak insanı değişik donanımlar ile değişik tarzda bir inkılabat yapmıştır. Misak, kalp, ruh, dima, duygular, hissiyatlar vesaire, maddi ve manevi her bir şey. Buna misal olabilir. Böyle bir insanda gözüken böyle bir inkılap var. Cenab-ı Hak böyle bir surette fark etmiş. Mahlukatı da esmasının farklı farklı meratibiyle tezyin etmiş ve farklı farklı inkılaplarda bir vaziyet vermiştir. Yani mevcudatla insan arasındaki vaziyet. Değişik mesela, değişik suretler gözüküyor. Bizler maddi ve manevi cihazatımız ile mevcudata nazar ederken mülkten meleküte geçiş yapabilmek için manay harfi, tefekkür, dikkat ve teemmül köprüsünü kurmak gerekiyor. Yoksa mülk cihetini temsil eden afaki tefekkür ile dipsiz ve sahili olmayan bir denize düşer boğulur. Yani manay harfinde kaldığı zaman, manay isminde kaldığı zaman o vaziyet gidiş gelişler olmuyor abi. Yani insan ile Cenab-ı Hak arasında nispeti kuran, aradaki gidiş gelişleri sağlayan şey bu köprü. Yani manevi alemde manay ismi. Şimdi manay harfi, tefekkür, dikkat ve teemmül gibi vaziyetler abi. O şeyler abi hani bu marifet falan gönderir işte hava gibi, nur gibi, evet. Su gibi. Oradaki yani kendine bu kabili tuttu. Ondan sonra işte onlar da köprü olabilir. Köprü. Yani kendine bu kabili tutman işte. Buradaki sureti havadır. Hı hı. Oradaki işte içerisi de o öteki tarafı, melekli tarafı. Yani bunu kafamıza koyacağız ki her mülkün mutlaka melekutu var. Mesela ezan mülktür. Melekutu var. Evet. Namaz mülktür. Şuradaki. Melekutu var. İbadet ve ubudiyet gibi değil mi abi? Evet. İbadet mülktür. Ubudiyet melekutudur. Evet. Mesela zekat vermek, bir şey vermek mülktür. Melekutu köprüdür. Evet. Mülk imandır.
Melekutu Allah'tır. Yani? Dünya mülktür. Evet, evet. Ahiret melekuttur. Herkes diyelim ki şükredebilir ama herkes hamd edemiyor değil mi abi? Evet, şükreder hamd eder. Doğru. Yani hamdde sıfat-ı kemaliyi görebilmek. Evet. Mesela diyelim ki ibadette abi. Ne yapayım? İbadeti işaret önce de söylüyor abi. Ne diyor? Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehirlerinden sakınmaktan ibaret olan ibadet diyor. Bu oradaki işte ifade ediyor bunu. Hı hı. Normal lügat manası kulluk demek. Ama bu terimi manası. Ubudiyet ise daha farklı değil mi abi? O ibadet içerisinde... Fiil var ama ubudiyetin içinde fiil olmayan da var. Mesela ibadet ölünce biter. Oruç, evet. Namaz biter. Ubudiyet bitmez. Yani kulluk, ats, fark, noksan, kusurluğun hiç bitmeyecektir. Evet. O ubudiyettir. Şeyde 9. sözde öyle söyledi mi abi? Evet, aziziyle, farkıyla diyor Cenab-ı Hakk'a aynı darlık yapar diyor. İşte abi. O aynı darlık cennette de. Onun için orayı kastediyor. Yani ubudiyet orada da devam ediyor. Tabii ubudiyet. Mesela cennette de ubudiyet devam ediyor. Ats, fark, noksan, kusuruyla Allah'a bunun şekilde aynı darlık yapacak. Aynı darlık baki bir zatın aynesi falan olmaz ki. Evet abi. Öldü gitti, aynı darlık bitti. Ne oldu cennete gidince? Yani vacip mi oldun tövbesine? Abi o fiili olarak, fiili yönü, namaz, hani yani şey yapmak, secdeye gitmek, o manaları yok ama ubudiyet manası mı var cennette? Tabii. O yani o mülktü zaten. Mülkte melekute geçmek içindi, geçti maksut mana elde edildi. Hı. Ama mülkten, mülkü yapmayan hiçbir zaman ezeli ve ebedi bir de melekute görmeyecek. Yani hiçbir şansı ezeli ve ebedi namaz kılmayıp ölen bir daha namaz kılamayacak. Ezeli ve ebedi namaz kılamayacak. Ezeli ve ebedi, ezeli ve ebedi bir kere Allah'a secde yapamayacak. Aciziyetini ve fakretini anlayamıyor o yüzden. Yok. Şimdi namaz bize acz, fakr, noksan, kusurunu, kusurunu bildiriyor. Bunu bu aynedir yani. Bu aynadır. Hı hı. Aynı zamanda köprüdür bu. Evet, aynı zamanda. Köprü şey ayna da öyle değil mi? Mesela karanlık bir bahçeye güneşi güneşindeki gözüken aynadaki gözükeni güneşe evet. Bahçeye vuruyorsun. Ayna ne oldu? Köprü oldu. Evet abi, güzel bir köprü oluyor. Evet. Köprüye devam. Devam ediyoruz abi. Şimdi ama diyecekler ki olan ahiretteki köprüyü getirdiler diye. Şimdi abi şu andaki bu vaziyetlerle birlikte insan fiili olarak Sırat'taki köprüsünü kuruyor. Şu anda köprüsü köprü değil zaten. Şu anda Yunus Emre Hazretleri diyor ki Sırat köprüsü dedikleri kıldan ince, kılıçtan keskin varıp ağanın üstüne evler yapasın gelir diyor. Değil mi abi? Bak, kimisine göre kılıçtan ince, kılıçtan keskin, kimisine göre Boğaz Köprüsü gibi. Şimdi üzerine ev yapayım diyor. Yani üzerine ev yapasın gelir. Şimdi değişik bir vaziyet işte abi. Yani bir destek bir şey yapıyor. Mekendeki buradadır işte. Değil mi? Evet. Yani sırat da buradadır. Her şeyin sureti burada. Ama her şeyi. Yani, hatta Allah bile burada. Allah her yerde. Mesela ne? Niye olmasın ki? Abi? Yani adam sırat köprüsünü buraya tahammül evet. Edemiyor da ki mahluktur yaratılan. Onların her şeyin sahibi Allah. Burada ilmi iradesi ve kudretiyle olacak. Zatıyla insanda olacak. Evet. Zatiyle Allah insanda olacak, sıfatlarıyla kainatta olacak ama sırat köprüsü burada olmayacak. Çünkü aynen. Daha muamma, daha garip bir şey mi sırat köprüsü Allah'tan aşağı. Evet. Allah olacak, sırat köprüsü olmayacak. Yani diyor ya, bütün alemler bir gül goncası gibi iç içe yani. Bak adam köprünün üzerine ev yapmış ya. Ev yapmış ya. Ya nedir biliyor musunuz? Kılıçtan keskin şeriattır. Kıldan ince itikattır. Evet. Üzerine ev yapasın gelir. Yani kendini inşa etmektir. Saray insandır. Ev evet. Kendidir. Evet güzel abi. Yani diyor ya ölümün hakikatini gören kamil insanlar daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Ya. Niçin bu sureti alıyor? Çünkü temeli sağlam atmış yani. Köprü sağlam kurmuş. Hani suretten hakikate evet. Geçenler burayla oraya eşit gördüğü için ondan sonra ne fark ederdi? Ha buradayım, oradayım. Zaten buraya bu bedeni lazım olduğu kadar kullanıyorlar. Zaten çoğunlukta oradalar gündelik hayatta. Evet. Şunu da diyeyim de. Evet tabii. Yok. Şu andaki haletiniz burası mıdır? Buralı mıdır? Yok. Yok. Şu andaki halet de köprüdür. Şu anda sırat köprüsüdür.
Hakikatına gidiyor gideyim üstüne. Hakikatına nadir abi dur duramıyoruz. Nadir abi dur. Hakikatına ve sureti arasındaki bağ. Şu andaki halet rüyemiz buralı. Fasulyeden olabilir mi bu halet? Yemekten geçmiş olabilir mi? Ne bedensel midir? Hayır. Değil. Yani abi mesela Cenab-ı Hakk'ın bir kelami bir de tekvin ayetleri var ya abi. Kudrete bakan. Yani aslında eşyanın kendisi ayetin ta kendisidir değil mi abi? Tabii. Ayetin dişe vuruş en keskin şey en kesif. Yani basit bir köprü diyoruz değil mi abi? Bak üstad basit bir köprüde nasıl iman hakikatleri ortaya çıkartmış. Yani hakikaten tefsir denildiği zaman lisanından başka mükemmel izah eden bir tefsir yok. Yani. Böyle nasıl olacak? Böyle bir şekilde bir sureti yok. Yani bakıyorsun hani diyor ya küllü düsturların uçları. Biz hangi şeye bakarsak bakalım bu kanunları bize veriyor. Yani yeter ki dediğimiz gibi yani o cihette üstadın tabir ettiği şekilde bakabilmek yani. O şekilde düşünebilmek. Şimdi burada abi şimdi ihlasın da bir köprü olduğunu söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. İhlas da farklı bir köprü. Okuyor yani. Dünyevi ve uhrevi ameller arasında kurulmuş bir köprü. İnsanın muvaffak olabilmesi için de aynı şekilde şu sistemleri takip edebilmesi gerekiyor. Diyor ki insan ile dünya, insan ile dünyevi ve uhrevi hizmetler arasında ihlas kurulması gereken bir köprüdür abi. Yoksa insan muvaffakiyete gidemiyor. Harika. Yani şu noktalara gidemiyorsun abi. Nedir mesela? En mühim bir esas diyor ya abi. Mesela en mühim bir esas teşkil edemezsin eğer o ihlas köprüsünü kurmazsan. Nasıl kurulması gerektiğini ve halatları nelerdir onları da söyleyeceğim inşallah. O dört tane unsur kolonları abi. Dört tane düstur var ya. Onlar kolonları. Onun şeritleri ise şurada söylüyor. Yani mesela bir köprüyü kurabilmek için önce kolonları çakıyorsun. Daha sonra şeritleri atıyorsun ki sağlamlasın değil mi abi? O dört tane düstur üstadımızın burada söylemiş olduğu. Mesela amanette rıza ilahi olmalı, hizmeti Kur'an'a da bulunan kardeşleri tenkil etmemek ve diğer düsturlarda birer kolon gibi. O kolon, bu kolonlar üzerinde kurulmuş olan hatlar ise, halatlar ise şunlar diyor. Ubudiyetin dairesi emri ilahi, neticesi rıza-i haktır, semeratı ve fevaidi uhrevidir. İhlası oluşturan esas var ya abi, emri ilahi, rıza ilahi ve neticesini düşünmemek. Bunlar da onların halatları. Yani o ihlas köprüsünü sağlam tutabilmek için bir halattır. Üç tane. Üç tane. Emri ilahi, rıza ilahi ve vazife ilahi karışmamak. Yani Allah'a iman, ahirete iman, evet. Dünyada Allah'ın işin icraatına karışmayın. Nokta isnet, nokta istinat gibi veya evet. Denilebilir. Şimdi burada eğer bu köprü kurulmazsa insan mühim bir esası ortaya koyamıyor ve aynı şekilde büyük bir kuvveti kaybediyor, makbul bir şefaatçiden mahrum kalıyor, metin bir nokta istinadı kaybediyor, en kısa bir tarikat-ı hakikat olan bir yoldan çıkmış, farklı bir yola girmiş oluyor ve makbul bir duayı maneviyi yitiriyor ve bir en makbul bir vesile-i makasıdı, en yüksek bir hasleti, en safi bir ubudiyeti geride bırakmış oluyor. İhlas olmazsa, yani ihlas bu saydığımız şeylere götüren bir köprü abi. 9 tane değil mi? Bunlar esas. Bunlar netice yani. Senaryo gidiş gelişler. İnkılaplar farklı surette gözüküyor. Yani insan ile hizmet ve dünyevi ve uhrevi hizmetler arasında kurulmuş bir köprü ihlas. Yani dedik işte onların kolonlarda bu dört tane yani ana esaslı, dört tane düstürdür. Amelinize rıza edin. Bir, hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerimizi tenkit etmemek. Tenkit etmemek. Ve onlar üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemek. İkiydi bu. Bu iki. Üçüncüsü, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz dedi. Burada yani üç. Dört. Dörtte ise kardeşlerimizin meziyetlerini şahıslarımızdan ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakiranı iftar etmek. Bir tane inkul ile Allah arasına bakan yön bir tane. Evet. Üç tane hep birbirimize bakan yön saydı. Evet. Öyle değil mi? Bak köprüye bak. Evet. Dikkat ettiniz mi? Bir baştan hayat. Bak. Bir tane bir tanesi ile, bir tanesi Cenab-ı Hakk'a bakan ciheti. Yani benimle Allah arasındaki köprü. Evet, diğeri. Üç tane benimle senin aranda. Hep bize bakan münasebetler. Şeye de bak, kul vallahi ehad. Allah'u sana. Hani dört tane ayet o da. Evet. İhlas'ta dört tane ayet. Evet, aynen öyle. Samet'i başta kullanıyor. Evet. Evet. Kul vallahi ehad. Ondan sonra Allah ile kul arasında. Ehad'ı kullanıyor. Ondan sonra ikincisi hemen insan ilişkileri, insana dönüyor. Kul vallahi ehad. Tamam o. Hemen döndü insana. Evet. İnsan kimdir? Allah'u samet. Yani samet olarak iş yapmış.
Onu aynı dal. Acayip bir şey ya. İşte abi bu... Bu da köprü. Çok güzel. İhlas da bir köprü. İhlas da bir köprü. Sünnet-i Seniyye de ayrı bir köprü. Uf. İnsanı hakikatine taşıyan bir köprüdür abi. Çok güzel. Değişik değişik. Bir de yani birkaç şey var da ben gerçi tamamlayamadım tam olarak. Harika yani yapmış. Şey yapamadım. Ben iki tane ben ekledim. Evet, ezanla namaz dedik. Evet abi. Yani namaz köprüsü demiştik. Ha, sonra? Şöyle bir... Bu da menfi cihetinde bir şey yapalım abi. Ha geliş. Geliş veya şöyle diyelim. Mesela diyelim ki insan müsbet tarafa gitmek için bir köprü kurduğu gibi menfi tarafa gitmek için de bir köprü kuruyor. Şöyle bir yer okuyacağım abi. Cazibedar hizmeti heva ile şu baştan alayım abi. Şimdi medeniyetin bazı şeylerinden bahsediyor da. Çünkü 5 menfi esas üzerine teessüs etmiştir. Nokta istinadı kuvvettir. O ise şeyni tecavüzdür. Hedefi kastı menfaattır. O ise şeyni tezahümdür. Hayatta düstur-i cidaldir. O ise şeyni tenazudur. Kitleler mabeyninde rabıtası ahiri yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. O ise şeyni böyle müthiş tesadümdür. Cazibedar hizmeti heva ve hevesi teşçi ve arzuları tatmin ve metalibi teskildir. O heva ise şeyini insaniyeti derece-i melekiyeden derece-i kelbiyete indirmektir. Heva bu medeniyetin kurmuş olduğu ana esasları teşkil eden köprüler abi. İnsanı derece-i melekiyeden derece-i kelbiyede taşıyan bir köprü bu da. Hangisi? Bu yukarıda saymış olduğu esaslar var ya abi. Medeniyet sana ne diyor? Hedefi kastı menfaattir. Menfaat. Şeyni tezahümdür. Evet. Hayatta düstur-u cidaldir. O ise şeyni tenazudur. Kitleler mabeyninde rabıtası ahire yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. Menfi milliyet. Menfi milliyettir. O ise şeyni böyle müthiş tesadümdür. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşçi ve arzuların tatmin ve metalibi teskildir. O ise şeyini insaniyeti derece-i melekiyeden derece-i kelbiyete indirmek. Derece-i melekiyeden derece-i kelbiyete kurulmuş köprüler bunlar da değişik değişik. Medeniyetin içeri mi? Tabii. Evet. İnsanın mesh-i manevisine sebep olan bir vaziyet. Menfi medeniyet. Mimsiz medeniyet. Mimsiz medeniyet. İnsan diyor mesh-i manevisine sebep olmaktır. Yani ruhsal yaptığı itibariyle insanlıkla alakası yok. Evet. Hangi sıfat galipse o hayvana benziyor ruhu. Evet. Ruh aynen öyle oluyor. Tilki, koyun, sığır. İnsanda o cihet var ya mesela hayvanat bahçesi gibi deniliyor. Evet. Yani insanda menfi hisler arasında gidiş gelişleri sağlayan unsurlar bunlar abi. İnsanın diğer tarafını ortaya çıkaran yani melekiyet cihetinden kelbiyete indiren durumlar abi. Değişik vaziyetler. Bu da diyor ki bu yukarıda o heva ise şeyini insaniyeti derece-i melekiyeden derece-i kelbiyete indirmektir. Şu anda mesela medeniyetin fantazileri diyelim. Değişik değişik suretlerde gözüküyor. İnsanı hakikatinden çevirip diğer tarafa yönlendiriyor. Mesela buna işte değişik başka şekillerde de misal verilebilir. Mesela bu bedbahtı anlatıyor ya abi. Mesela nerede diyor onu? Diyor ki ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsin. 4 tane esas üzerine kurulmuş bu da. Abi. Oo, bir de sayalım 4 tane. Gaflete dalmak 1, hayatı tatlı görmek 2, ahireti unutmak, dünyaya talip olmak. Bu bedbahtlık köprüsü abi. İnsanı hakikatinden yani Cenab-ı Hakk'ı gidiş gelişlerinden şey yapıyor. Daha doğrusu tam tersi bir köprü yani. Gidiş tarafını temsil ediyor. Yani böyle. Ve şeyde de söylüyor. 19. sözde. 18. sözde abi. Bir dakika orayı da okuyalım. Orada da sersemi anlatıyor ya abi. Yani sersem ne demektir? Onun vasıflarından bahsediyor. Bu da diğer noktalara bakan cihetleri. Şimdi ey fahre meftun, şöhrete müptela, medhe düşkün, hodbinlikte bir hemta, sersemlik köprüsü bu da abi. Dört. Bu da dört. Bu da dört. Aha. Dört tane direk üzerine kurulmuş, tesis edilmiş. Sersemi anlattı şu anda. Aha. Fahre meftun olması, şöhrete müptela olması, İki. Medhe düşkün olması, hodbinlikte bir hemta, sersem evet. Nefs. Yani bu sersem bu.
Şimdi abi burada aşağıdaki meselede gidiş gelişler nasıl oluyor onu oraya anlatıyor. Hangi noktada gidiş geliş oluyor? Her şey kendine veriyor, kendinden başka bir şey düşünmüyor. Cenab-ı Hak'la irtibatını koparıyor. Bu gidişler gelişler oluyor bu köprü üzerinde. Gaflette de işte gaflette de dedi yani bedbahtta da aşağıdaki anlatılan mesele hangi noktada gidiş gelişler oluyor? O da değişik bir vaziyette onu izah ediyor. Tabii devamında da gıybet köprüsünden bahsediyor. Gıybet köprüsü de insanı farklı noktalara taşıyor abi. Bunu pek şey yapmadım da daha çok çalıştığım noktalar vardı onları. Yani şey yaptım köprü abi. Köprüde yoksa köprü yıkan mıdır? Köprü o yani menfi noktadaki köprüler. Çünkü köprü bir yerden bir yere taşıyor abi. Köprü oldu. Değil mi köprü? Köprü. Çünkü suretten hakikata mesela diyelim ki gıybet günahtır burada suret. Hakikati nedir? Et yemektir. Kamil insanlar gıybeti mesela diyelim ki Ramazan'dasın. Senle ben Ramazan'dayız. Gıybeti yapsak veya gıybet olan yerde irademizde dursak günah kazanmış oluruz. Orucumuza bir zaman gelmez. Evliyanın ise kefaret tutma yapması lazım. Çünkü et yemek gibi değil. Et yemektir. Yani o köprü ne kadar sağlamsa suret hakikata inkılap edince et yemek, kardeşinin etin yemek gibi değildir, et yemektir. Mesela ona misal vereyim. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam bir zatı Ayşe Validemiz orada boyu kısa mı bir şey diyor yani sahabe için uzaktan. Dedi ki kardeşini gıybet ettin dedi, tükür dedi. Bak onun etini yedin dedi. Ayşe Validemiz diyor ki tükürdüm kan geldi. Kan vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu böyle bir davet. Evliyanın da böyledir. Yani et yemek gibi değildir. Üstad Ali diyor ki, sen diyor 5 senede okuyan diyor, kabul eden bu zaman mühim bir evliyası da o zaman sen de... Lan sen beni sıkıştırmak için. bu ucu sana da dayanıyor. Evet Hasan abi, şimdi istikamet nasıl bir köprü? Oo harika. Asıl köprü istikamet abi, sırat köprüsü. Tamam. Aslında ama bunlar... Ürteliyor abi. İhtiyar etti diyor yani. Çok güzel, ha çok güzel. Çok güzel evet. O şey boğaz köprü. Uzun bu. Ama namaz da çok şey, zekat da çok harikaydı. Evet. Namaz da direktör ama. Şimdi istikamet köprüsü çok ilginç. İşaretçi yazmak için. Evet abi. Orayı bir okuyayım isterseniz. Sünnet-i Seniye köprüsünü biraz çalışmak gerekiyor da aslında ben şey yapamadım abi. Yani yetiştiremedim. Sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adl ve adalete işarettir. Şöyle ki, tagayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için kuvvet ihdas edilmiş. 3 kuvvet ihdas edilmiş. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şehviye-i behimiye. İkincisi, zararlı şeyleri def için kuvve-i subu'iyye, subu'iyye-i gaybiye, gadabiyye. Üçüncüsü, nef ve zararı iyi ve kötüyü birbirinden temiz için kuvve-i akli-i melekiyedir. Lakin insandaki bu kuvvelere şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmemiş, edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvelerin her birisi, tefrit, vasat, ifrat namıyla 3 mertebeye ayrılır. Mesela kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesi humuttur ki ne helale ne de harama şehveti iştahası yoktur. İfrat mertebesi fucurdur ki namusları ve ırzları payimal etmek iştahasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki helaline şehveti var, harama yoktur. Evet abi şimdi burada İnkılaplar burada nasıl gözüküyor? Aradaki dere nasıl açılıyor? Ve köprünün işte direkleri, halatları nelerdir? Onları bir şey yapalım. Böyle bir tetkik edelim. Tamam, çok güzel. Yani dedi ki başta sırat-ı müstakim dedi. Şecaat, iffet ve hikmetin mezcinden ortaya çıkıyor. Ne? Bir de söyle. Şecaat. İffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adl ve adalete işaret ediyor. Adl ve adalet. Şimdi bunlar aslında esasını teşkil ediyor değil mi abi? Evet. Yani kolonlarını teşkil ediyor. Evet, kesin. İşte vasat ise, yani bunlar teşkil edildikten sonra vasat ortaya çıkıyor. Yani halatlarını atıyorsun abi. Ondan sonra sırat-ı müstakimde hakikate giden yolu açmış oluyorsun. Bediüzzaman Hazretleri hayatından çok misaller gösteriyor.
Daha doğrusu yani bu meseleyi arkadaki manasıyla ve diğer yerlerle birlikte bakmak gerekiyor. Ben çok şey yapamadım. Şu an ders esnasında burası aklıma geldi de. Bir de Sünnet-i Seniye bahsi vardı. Yani Risale-i Nur'daki aslında Bediüzzaman Hazretleri'nin koymuş olduğu her bir mesele tatbik edilebilir. Yani ihlastır, işte Sünnet-i Seniye'dir, tefekkürdür, imandır, takva. Ve diğer noktada takvadır. Evet, takvayı da hatırımdaydı. Mesela şöyle bir şey yapmışım. Alimler ile alimler hesabı mesela 124 bin peygamber, 124 milyon evliya bir köprü olmuş. İnsanı değil mi? Hakikate bağlayan bir köprü olmuş. Evet. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya insanı Cenab-ı Hakk'a bağlayan birer köprü olmuş. Onu sonra okursun istersen. Hı? O istikameti bit, oradan oku onu. Hı? Onu unutmayalım ama kağıttakini unutmayalım. Tamam. Kağıt devam. Özveridir. Kağıdın evet. Her şeyin bitmesi lazım. Evet. Devamını mı okuyayım abi? Ha, yani bittiyse? Yani gerçi ben yani çok üzerine durmadım ama dediğimiz gibi yani bu üç tane esas, dört tane esas üzerine kurulmuş. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmet, hikmetin meclisinden ve hülasasından hasıl olan adl ve adalete işaret ediyor. Yani bunların köprülerin iki ayağı ve o şerit, o kanat atılması bütününe hidayet deniliyor. Evet, hidayet değil mi abi? Evet. Hidayet Allah canibinden, Allah canibindeki kula, kula bakış tecellisi. Evet. Allah'ın hidayeti kul onaylarsa, insanda gözüken hidayetin hidayetini onaylarsak bizde iman olur. Bizdeki hidayetin bizdeki karşılığı iman. İman mülktür. Melekutu hidayettir. Öteki taraftır. O zaman abi istikamet hepsinin içerisinde bulunduruyor evet. Değil mi abi? İstikamet, İkisi. İhlasta istikamet, sadakatta, metanette, diğer noktalarda istikamet hepsinin içerisinde abi. Çok önemli. Mesela diyelim ki Boğaz Köprüsü'nde her çeşit araç geçiyor değil mi abi? İstikamet ne biliyor musunuz? Basit itibariyle. Evet abi. Merdiveni elinde tut Faruk. Evet abi. Tuttun mu abi? Tamam. Şu binaya koy. Tamam abi koydum. O binada kafeterya var. Oraya çıktın. Bu bine, o merdiveni tut şuraya. Diğer tarafta. Diğer tarafta Kur'an okunuyor. Öyle bir çatı. Hı hı. Öteki tarafta baktım böyle içki içiniyor. Bilmem böyle günahlar var. Yani istikamet böyle bir şey yani merdivendir. Yani nereye koyarsanız oraya çıkartır. Hı. Şerde de var. Zaten ifrat tefciyeti değil mi abi? Evet. İfrat tefciyeti. Merdiven yani nereye koyacağındır. Merdiven bak İstikamet merdivendir. Sadakat ise koyacağın yerdir. Nereye koyacaksın? Söylenmiş nereye koyacaksın değil mi? Evet. Abi şey mi? Merdiveni nereye koyacaksın? Nereye koyacağını söylenmiş lan bize söylemiş. Tabii sadakat onun için çok önemli. Mesela adam ya merdiven ama meyhaneye çıktın kardeş. İfrat tefrit. Mesela bugün çok şeydi mesela birisi görüştüm öyle. Mesela kaldığınız kişi abi olur, şeyh olur, cemaat. Allah Resulü dedi ki, dininizi kimden öğreniyorsunuz, farkında mısınız? Cemaat olur, bulunduğunuz yer vesaire. Sadakatınız var ama, köprünüz var, istikamet. Fakat nereye sadakat yani? Şerde de sadakat var. Şerde de ihlas yok mu? Var bak şimdi. Şerde de ihlas var, şerde de sadakat var. Ama önemli olan o köprü. Nasıl kurdun? Yo o köprüyü nereye dayıyorsun? Nereye koydun? Mesela çatı düşün, içki içilen bir kafeterya var yukarıda. Evet. İçki içiliyor. Sağ tarafta da bir bina var çatısında okunuyor. Kur'an ziyafeti var, mevlüt yapılıyor. Merdiveni koy. İkisine de merdivenle çıkıyorsun. Merdiven yani. İkisine de merdivenle çıkıyorsun. İkisinde de sadakat var. Ama nereye sadakat? İstikamette sadakat. Evet. Abi o asr-ı saadette diyor ki hani bu asırdaki zamandaki mesafe daralıyor diyor ikisi omuz omuza gelmiş. Yani o köprüler şey olmuş değil mi ya? Eşit olmuş. Eşit olmuş. O kadar, ama şöyle bir merhamet de var yani. Eskide korkunç bir arasında uçurum olunca birbirini gözüküyordu tamam mı? Ama mesela bir ilmi elde etmek için yani bir haşir meselesini bir 10-15 sene veriyordum. Şimdi bakın hepsi birbirine girmiş ama hayır da birbirine girmiş. Hayır da mesela bir babı Kur'an'da bir şeyi çözmek için manasını en az 15 sene Arapça okuyacaksın muvaffak olursan ama manasını çözecektin. Mesafe de daralmış yani. Ama şimdi talimle mana arasında bayağı mesafe de vardı. Evet. Şimdi o da daralmış. Yani
hiç böyle Arapça bilmesen Arapça bilenlerden daha iyi bir haşir biliyorsun. Yani vastalar devre dışı olmuş. Hemen bu asırda şerde, hayırda hemen neticedir. Çünkü kısa yaşadık. O zaman köprü buradaki o köprü yine istikamet diyebiliriz. İstikamet. Yani dediniz ya abi iki noktaya da bakabilir şerre ve hayra. Evet. Yani orada mesela şerre tatbik ettiğimiz zaman tefritinden ve vasatı şeyden, ifratından ve tefritinden azat olmak ne demektir? Şeyin istikametin mi? Mesela diyelim istikameti menfi noktadaki vaziyetine baktığımız zaman. Mesela burada ifrat ve tefritten azade olmak değil mi abi? Her evet. Bir yani hissiyatlarımızı, duygularımızı, latifelerimizi emredildiği şekilde kullanmak. Bu emredildiğin gibi kullanmak vasattır. Mesela ona ait şöyle bir misal vereyim de daha iyi anlaşılır. Tatbikatlı olsun. Evet, mesela diyelim ki çok yemek, helal dahi olsa yemeğini çok yemek haramdır. Helal yemeğini haram ediyorsun. İfrat. Açlık şeyine giriyorlar. Mesela tedavisine. 10 gün, 3 gün riyazet. Bunu nefis bir şey demiyor biliyor musun? Kabul ediyor. Allah. Kabul ediyor. 10 gün oruç tutanlar var. Sadece su içiyor abi. He. 3 gün oruç tutan var. 3 günü. Ama bu 3 günü aç duran, 10 gün aç duran normal yemek yerken bir tabakla aç kalkarak kalkamıyor. Bir tabak o yapamıyor. Ya çok yiyecek ya 3 gün aç olacak ama sünnet-i seniye uygun olan sofradan aç kalmayı, yani hiç yememezlik yapmıyorum bak sana 3 gün aç bırakmıyorum. Ye ama bir tabak ye. Tamam mı? Veya çok çeşitli yemek yeme. Tek çeşitte. Hiç yemiyordun, tek çeşit yemek daha iyi değil mi? Hiç yemiyordun, bir tabak yemek daha iyi değil mi? Yani şeytan veya nefse emmare ifrat ve tefriti sever, vasatı sevmediğini den belirgin burasıdır. Çok yemek şeytandandır, hiç yememek nefse emmare. Ona da tamam diyor ama tek tabağa tamam demiyor. Maneviyatı da böyle değil mi abi? Aynen böyle. Mesela istikamet. İstikameti iddia ediyor. İstikamet. İstikameti iddia ediyor. Ama merdiveni nereye koydu? Merdiveni nereye koydu? Mesela istikameti örnek verdi burada şeyden. Onu birleştireceksin işte. Evet, kuvve-i gadaviye, kuvve-i akdiye, kuvve-i şeyde. Bütünlüğüdür istikamet. Evet, bütünlüğü. Bunu tutun. Mesela arkasında da şey de diyor. Mesela diyelim istikametsizliği anlatayım. İfratını anlatayım. Bir sahabe radiyallahu anhu ecmaîn sabaha kadar namaz kılıyor, gündüz oruç tutuyor. İstikamet yok. Allah Resulü diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Değil mi? Evet ya Resulallah. Bak şimdi. O da istikamet değil mi? Doğru bir şeyin ifratı. Evet ifratı. Evet. Doğru bir şeyin ifratı. Doğru. Ha, tamam. Ben o yemekte onun için söyledim. Doğru helal olan yemeğin haram oluyor. Haram yemekten bahsetmedim zaten. Şimdi doğru şeyin istikametsizliği. Sabaha namaz kılıyor, gündüz oruç tutuyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapma dedi. Tamam. Peki tefriti hiç namaz kılmaz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oruç da tutmaz vesaire. Vasatı nedir? Resulullah ne demişse. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki ibadet, şey, ubudiyet emr olunduğunu gibi yapmak. Ve için yapmak. Tamam. Mesela okyanuslar damlalardan meydana gelir. O damlalar adedince nafile kıl ama bir sabah namazına denk gelemez. Sünnetine. Namazın tabii yani bir sünnete de gelemez namazın farzı. Çünkü niye? O emredilmemiş. Tamam. Şimdi istikametin de ifrat tefriti mesela sünnet-i seni ben dini daha güzel hizmet ederim diye asr-ı mücedidlerini dinlemiyor. Kendi kafasına göre hareket ediyor. Bu ifrat. İstikametin ifratı. Evet abi. Tefriti ise ya herkes gelsin ya bana ne ya ben yani şey mi gideceğim o da oturup böyle şey yapmak. O da tefrit. Her şeyde istikamet böyle var ya. Bir daha bunu şeye tatbik 22. mektuba tatbik edersek müsbet ve menfi tarafı. Yani iki şekilde de köprüyü kurabiliyor. İster müsbet ister menfi. Mesela menfi köprüyü şöyle kuruyor. Diyor ki müminlerde nifak 1, şikak 2, kin ve adavet. Adavete sebebiyet veren. Kim ve adavet? Bunlara sebebiyet ne sebebiyet veriyor? Tarafkirlik, inat ve haset. Bunlara sebebiyet veriyor. Yani uhuvvetsizliği bu şekilde tesis ediyor. Bu konular üzerine bina ediyor. Dört tane saydı. Diyor ki abi
onların halatları da nasıl ortaya çıkıyor? Tarafkirlik, inat ve haset bunları kuvvetlendiriyor. Ortaya İnat çıkıyor. Ve tarafkirlik. Hı-hı. Tarafkirlik. Bu inat ve tarafkirliği doğuruyor değil mi? Tabii. Netice. Ama dört tane başını sayayım ben sayayım sadece. Tarafkirlik, inat ve haset, nifak, şikak, kin ve adavete sebebiyet veriyor. Ha, üç tane netice veriyor. Evet. Bir baştan bir de sayayım mısın yavaş? Nifak. Nifak. Şikak. Şikak. Kin. Kin. Ve adavete. Adavet. Sebebiyet veren. Bunlara sebebiyet veriyor. He. Ne sebebiyet veriyor? Tarafkirlik, inat ve haset bunlara sebebiyet veriyor. Bunlara sebep veriyor. Tabii bunlara sebebiyet veriyor. Ortaya çıkmasına zemin izah ediyor. Evet. Yani uhuvvetsizliği, geçimsizliği, böyle bağnazlığı ortaya koyup o şekildeki bir gidiş gelişleri sağlayan unsurlar bunlar abi. Yani o dört tane ortaya çıkaran üç tanesi. Üç tanesi. Ya bu şekilde bir ortadaki vaziyet bozuluyor. Bunu da yani tam muhalifini de Bediüzzaman Hazretleri böyle bu ikinci, üçüncü vecihler var toplam. Bunların da işte Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi kul altı tane vecihle birlikte tam muhalifini yani uhuvvet köprüsünü Bediüzzaman Hazretleri kurmakla diğer noktaları nazara veriyor. Yani altı tane cihetliğiyle birlikte izah ediyor burada. Diğer şekilde izah ediyor yani. Müsbet ve menfi tarafını nazara verdik. Uhuvvette de ve diğer Risale'nin farklı meselelerini aynı şekilde kullanıyor. Mesela külliyata ben uygulayayım şimdi size. Evet abi. Mesela sözler, hayalet, sözler kitabı, lemalar kitabı, hı hı. Mektubat kitabı, şualar. İmanı anlatıyor. Dört esas değil mi? He. Evet. Peki, bunu okudun. İman esas, enerji oldu. İman enerjisi. Hı hı. İman enerjidir. İnsan kamil oldu vesaire. Yani ilim sahibi oldu. Bunu Allah'a bağlayacaksın, köprü kur. Layıkalar. Layıkalar. Aynen öyle. Layıkalar köprü olmasa onun çok güzel abi. Çok mükemmel oldu. Layıkayı kaldırın. Bir şey yok. Peki bir, nurcu sözler okuyarak kendisini nurcu hissetmez. Evet. Ve nereye göre nasıl hareket edecek? O elde ettiği ilmi, enerjiyi kime, nasıl, için anlatacak, ne kadarını anlatacak? Ya. Bunu bizim Allah için mi yapacaksın, kul için mi? Bunu nereden biliyoruz? Sözleri Allah için mi anlatacaksın, şöhret için mi? Bunu neyi belirliyor? Bunu laikalara uymanla uymaman belirliyor. O zaman istikametin kendisi köprü laikalardır. Evet. Aynı zamanda sadakat. Yani sadakat köprü şeydir, sistemin adı. Esasat. He, sadakat ise içeriği. Halatları diyelim yani. Evet abi. Mesela aynı şekilde mezheplere tatbik edelim değil mi abi? Mesela Vehhabiler kabul etmiyor mezhepleri veya diğerleri. Evet. Şimdi böyle bir sistemi kurmasın, dört tane ana direği kurmasın, üzerine hakikati atmazsan değil mi abi? Nasıl, neyle gidiş geliş yapacaksın? Mesela ifrat tefritini yapalım. Vehhabiler tefrit ediyor. Hiçbir sebebi kabul etmiyor. Şialar sebebi kaynak kabul eder. Mesela Ayetullah. Allah'ın halif, Allah adına söz sahibi diye. Mesela Ayetullah karar verse sen cennetlisin, cennetlisin. Allah'ım. Tabi Ayetullah. Ayetullah Hamani, Ayetullah Hümeyni vesaire. Şiaların bunlar ifrat. Niçin? Allah adına karar veriyor. Bu kadar şirk olur mu? Allah kim dedi sana? Allah'ın, bunun kararı Allah'ın kararıymış. Bu ifrat. Tefrit ise Vehhabiler de, Suudi Arabistan'dakiler de tefrit. Vastayı, vesileleri, şefaati kabul etmiyor. Yani adeta elinden gelse ağaçları yok edecek ama elmayı nasıl yiyecek? Yani elma ağaçtan geldi diye mi demeyecek de nasıl diyecek onu da yapamıyor işte. Bak ehli sünnet vasattır. Her şeyi hakkı hayatını veriyor. Evet. Allah adına onları istihdam ediyor, azletmiyor. Tamam. Aynayı, güneşi bize taşıdığı için Ayna olduğu için koruyoruz ama kaynak kabul etmiyoruz. Vasıta ve vesiledir. Evet, bir tanesi vasıtayı reddediyor, bir tanesi ona tapınıyor. Kaynak kabul ediyor, ehli sünnet diyor. İkisi de yanlıştır. İşte aha sana köprü. Ehli sünnet köprüdür. Evet. İslamiyet ile Allah arasında bir ehli sünnet köprüdür. Peygamberler için mi diyordu bir koridordur diye? Evet. Mesela 121 şualarda İnsani bir berzahtırlar. İnsani bir berzah değil mi? Yani bir cihette köprü. Köprü, berzah. Tünel yani. Tünel köprü.
Şeyde abi mesela mesleğimizin esasatında istikametle devam edebilmek için dört tane yine ana esas var abi. Aciz, fark, şefkat, tefekkür. Bunlar ayrı ayrı değil mi esasat? Evet, Nurcan. Bunların da halatları abi ittiba sünnet, feraizi işlemek, kebairi terk etmek, bilhassa namazı tatil erkenle kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Çok harika. 26. sözde mi okudun? Aha, 26. sözde değilim. Of, çok harika. Bir de okur musun? Bak, harika. Evet. Aciz, fark, bir dakika, onun ötekisini de söyle. İttiba sünnet. Şey vardı bizim mesleğimizde. Mesleğimizin esasatını. Aciz, fark, şefkat, tefekkür. Dört tane. Ha, bu esas, esasıdır. Esası. Şimdi bunu kullanma yöntemi, bunu aktif edeceğiz. Aktif edeceğiz. Nasıl? İttiba sünnet, feraizi işlemek, kebairi terk etmek, bilhassa namazı tadil erkenle kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmak. Ha, namazı tadil erken kılmak ve arkasında tesbihatı yapmak ikisi birdir. Bu da dört. Evet. Bu da dört, evet. Bu da dört. Çünkü namazın arkasında namazı kılmak, tamam. Tesbihat yapmak, iştirak amali ureviye sebeptir. Tesbihatı yapmayan istifade eder. Şimdi bu hizmetin, abi hizmetimizin istikamet köprüsü değil mi? Aha, istikamet köprüsü. Bu şekilde olmazsa ya ifrat oluyor ya tefrit oluyor. Maalesef. Allah. Vaziyet yani. Bunun gibi çok şeyler var işte. Aklıma gelen bunlar da. Bu kadar. Evet. Bunu da bitirebiliriz. Subhaneke la ilmenene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davar. Bir dakika. Elhamdül Rabbil alemin. Fatiha çekme. Kağıtında okumadığın yer var mı? Abi onların nota suretinde almışım da yani tafsir yapmamışım. Öyle mi? Yani emeklere saygı gösteriyorum evet. Ben. Emeğe, çalışılan emeklerin ifade edilmesini istiyorum yani. Evet, orada kağıt var mı? Ha, buradaymış. Ha. Yani emeğe çok çok derin abi, saygı duyarım. Emeğe. Yani burada mesela anne dedik, işte alemi alemi ervah ile alemi şahadet arasında bir köprü, zekat köprüsü dedik. Takva da ayrı bir köprü. Onun çok da mesela dört tane esası var. Zihin, irade, his, latife, Rabbani'nin köşeleri, bunlar ve direkleridir. Ve başka şekilde de söylüyor. İbadet başka bir köprü, ubudiyet başka bir köprü. Aynı şekilde talebenin vasıflarından bahsediyor mektubatta 10. meselede diyor ya, 10. meselede. Nur talebesi olmanın. Vasıfları var. Hı. Onlar da yani hizmette talebe olabilmek için hakikatlerinde bir köprü var. Onların ne diyor? Hatırladın var mı bir iki tane? Mesela kendisi kendi malıymış gibi sahip çıkmak, ciddiyet, devam, sadakat. Nur talebenin. Vasıflarından bahsediyor abi. İşte Bar 19'a da söylüyor. Malı gibi. Evet. Onlar mesela birinci talebe yapan vasıflardan bahsediyor abi. Mesela dünyaya geliş gayelerini Risale-i Nur bilmişler diyor. Onlardaki ciddiyet ve merak diyor. Bu gibi vasıflar nur talebenin hakikat noktasında köprüsünü oluşturuyor. Bu gibi vaziyetler tefekkür. Nereden söyledin onu? Sünnette diyorsun ezberden. Nerede? 19 barla başka. Bar 19. Orada değil mi? Bir de mektubatta var. Ne? Nur talebelerin vasıflarında bahsediyor. Kardeşlerin, o 10. Mesele var ya. Mesele. Orada. İhlas ayrı bir köprü dedik abi. Şükür de farklı bir köprü. Çok güzel. Ondan sonra kalp ve ruh arasında akıl bir köprü. Kalp ve ruh arasında daha doğrusu abi tahayyül ile itikat arasında diğer köprüler var. Mesela diyelim, onları birbirine bağlayan esaslar var ya abi. Tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam. Köprüleri var. Onun gibi çok noktalar vardı da biz bu kadar abi şey yaptık. Ölümde ayrı bir köprü dedik. Başka notlarım var mı? Yok abi. Şu anda bu kadar. Peki, bu zamanda hani diyor üstad zaman tarikat zamanı değil hakikat zamandır. Mesela eski zamanda kurulan köprüler var. Şu andaki araçlar oradan gidemiyor. Mimar Sinan Köprüsü var. Hem dar hem de kamyonların tırları çıkmıyor. Çıkmıyor evet. Yani. Bu zamanda hakikat köprüsünden gitmek çünkü lazım. Çünkü tırın o kadar günahı var ki tırlar yüklenmiş. O taştan belki tahtadan yapılan köprüden nasıl geçecek o günahı? Yani ağır çok. Evet abi. Zırvada var mı köprü abi? Safa köprü var ya. Rize'de falan. Rize'de evet. Dereden dereye böyle köprüler yapmış ecdat. Ama şu anda ancak yaya geçiliyor. Araba geçemez mümkün değil. Evet. Evet. Allah razı olsun. Çok Fatih.